Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Biraz da gecikmeli de olsa yayınımıza başladık. Önemli bir yayın, çözüm süreciyle ilgili mühim bir yayın olacak. Ve Pervin Buldan'ın aslında açıklamak istediği, açıklamadığı, neden açıklamadığı ve açıklayacağı zaman ne olmasını beklediği bir durum var. O da çözüm sürecinde vaat edilen şeyler açıklanırsa eğer, e, bunun hükümeti Erdoğan'ı çok zor duruma düşüreceğini e, anlatan, ifade eden Çözümler çünkü Süleyman Soylu üzerinden bütün bunları açıklayarak aslında her şey Erdoğan'ın kontrolünde olduğunu, devletin kontrolünde olduğunu, devletin diğer aygıtlarıyla beraber hükümetin kontrolünde olduğunu anlatan ve çözüm sürecinde eğer gerçekleri anlatmazsa etmezse bu çözüm sürecinde yaşanacak olan şeylerin tamamen konuşulursa eğer başka bir maceraya taşınacağını ifade etmesi açısından önemli. Peki çözüm süreci ile ilgili durum ne? Aslında kısa bir değerlendirme yapacağım çözüm süreci. Çünkü çözüm süreci aslında, daha doğrusu çözüm sürecinin prosesi o süreci devam ede gelen 2009'dan 2015'in sonuna kadar süren o duruma baktığınız zaman aslında bize devletin arka taraflarında nelerin döndüğünü ve kimlerin kimlerle mücadele ettiğini, devlet içi kavgayı da çok net bir şekilde ortaya koyan bir durum. Çözüm sürecinin böyle bir özelliği de var. Kimler karşıydı, neden karşıydı, ne zaman başlamıştı, ne oldu? Biraz onu hatırlamakta fayda var. Lakin onu hatırlatırken şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir iki şeye bakayım. Ee, mesela çözüm süreciyle ilgili e, ben konuşuyorum, anlatıyorum ama neden bunu konuşuyorum, anlatıyorum. Ekrana getireceğim bazı şeyleri. Ee, çözüm sürecini çok yakından takip ettim. Her açıdan yakından takip ettim. Sadece bulunduğum yer itibariyle Ankara'da ve şeylerde değil. Devletin işte belli kurumlarında çalışanlar, edenler, haber kaynaklarım onlar üzerinden değil. Bizzat sahada bu görevi yaptım ben. Ee, İstanbul'dan özellikle çoğu zaman ayrılıp bölgeye gittiğim çok oldu. Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, Van'a, diğer illere ee, bir süre oralarda kaldığım da oldu. Bütün bunların neticesinde çözüm sürecini çok yakından takip ettim. Başladığı zaman da gidip gezmiştim, ee, anlamaya çalışmıştım ne oluyor, ne bitiyor diye ee, ve Yine aslında sonlanmaya doğru ne olduğunu da anlatmak için 7 ayın 2015'te yine gitmiştim bölgeye. Onu anlatayım. Öncelikle bunu söylemiş olayım. sonra ifadeleri, sonra çözüm süreciyle ilgili neler oldu ona anlatalım. Aslında 2009 senesinde Abdul çözüm süreci nasıl başladı? Aslında Kürt açılımı nasıl başladı? Önce ona bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın 1991 yılında Kürt raporuyla ilgili yazmış olduğu rapor çok önemlidir. Bugün o Kürt raporunda Erdoğan'ın söylemiş olduklarını bizler söylesek hepimiz içeri boylarız, hapse atılırız. Çünkü Erdoğan mesela orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki PKK terör örgütüne kadar eleştirilirse devlet terörü de o kadar eleştirilmelidir diyor. Bunu Erdoğan söylüyor. 1991 Kürt raporuna bakarsanız orada görebilirsiniz. Erdoğan'ın kafasında Kürt meselesini çözebileceğini ama ümmetçi anlayışla biraz daha ümmetçi anlayışla İslam birliği anlayışıyla çözebileceğine yönelik bir şey var, bir e, altyapı var kafada. Fakat çözüm sürecini başlatan aslında Erdoğan'ın kendisi değil. Çözüm sürecini başlatan Abdullah Gül'dür. Abdullah Gül peki ne ne alaka? Abdullah Gül'le ne alaka diyebilirsiniz. Aslında İngiltere'dir. Aradaki ülke İngiltere. Oslo görüşmelerini falan ayarlayan neden her ne kadar işte Norveç'te falan olsa da aslında ara eleman, ara şey İngiltere. E, İngiltere 2009 senesinden önce Abdullah Gül'le beraber Beşir Atalay çok önemli iki aktör bu iki aktörle çözüm sürecinin başlamasını, Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini söylüyor. Hafızalarımızı biraz geriye götürürsek zaten 2009 senesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak açıklamalarını ve İçişleri Bakanı olarak da Beşir Atalay'ın konuya dair açıklamalarını dikkatle takip etmek gerekiyor. 2009 senesinde Abdullah Gül Türkiye'nin birinci sorunu Kürt sorunudur demişti. Cumhurbaşkanı olarak bir uçakla bir yolculuktan geliyordu. Ee, ve, ve bunun mutlaka Türkiye'nin bu birinci sorunu olan Kürt sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyordu. İngiltere'den bu destekleri almıştı, bu konuşmalar almıştı ve başka bir aşamaya geçilecekti. Hala bugün aslında geçilmesi düşünülen aşama nedir o aşama? Kantonal bölgelerin birleştirilerek Suriye ve Irak'ta başka bir e, Kürt devletine ben Kürt devleti ulus bir devlet anlamında söylemiyorum. Kürtlerin devleti olabilecek bir e, devlet belki adı Kürdistan olabilirdi. Ee, bu devletle beraber o tampon bölgede bir devlet oluşmasıyla birlikte Türkiye'de de temel haklarını bir bölgeyle, bir otonom bölgeyle, özerk bir bölgeyle Kürtlere verilmesi üzerine e, anlaşılmış, yapılmış, edilmiş, konuşulmuş bir durumdu. Bu durum iki tarafın da işine geliyordu. Türkiye'nin de işine gelen bir durumdu. Örgütün de işine, Kandil'in de işine geliyordu. Ve Abdullah Gül aslında bu işe yarar vaziyeti Erdoğan'la paylaştığı zamanlarda da Erdoğan'ın tabii ki, e, kendi siyasi ikbali için çok önemli bir nokta olduğunu düşündüğü için de kabul edeceği bir durumdu. Çünkü başkanlık sistemini eyalet sistemi üzerinden başkanlık sistemini kurmayı düşünüyor Erdoğan. Bunu da artık açıklamaya, konuşmaya başlamışlardı. O başkanlık sisteminde de eyaletler, eyaletlerden birinde işte Kürdistan eyaleti, eyaletlerin olması gerektiğini söylüyordu. Kendisi de Osmanlı döneminde bölgenin adının Kürdistan eyaleti olduğunu söylüyordu zaten. Lazistan gibi Kürdistan gibi neyse eyaletlerle eyalet yöntemiyle bu eyalet sistemlerinin de başkanı olmayı hayal ediyordu böyle bir sistemle ancak başkan da Kürtlerin desteğiyle gelebileceğini, Kürt hareketinin desteğiyle gelebileceğinin planlarını, hesaplarını yaptığı için zaten işine gelen bir durumdu. Ki zaten Kürt sorununu çözecek olan herhangi bir lider Türkiye siyaset tarihine altın harflerle ismini yazdırır. O ayrı bir konudur. Bunu her siyasetçi aslında ister talep eder. Fakat bir de devletin kalıntıları vardır ve bu kalıntılar mutlaka devreye girer. 2009 senesinde Abdullah Gül'ün Beşir Atalay ile beraber başlatmış olduğu Beşir Ataray daha sonra Başbakan Yardımcısı iken sonra İçişleri Bakanlığı'nda bütün bunları yaparken aslında Beşir Atalay da 2009 senesinde yine bir ay süre zarfında Kürt açılımı konusunda önemli meseleler, önemli görüşmeler yaptım. Görüşmelerin tamamı olumlu geçmeye başladı dedi. Bu 2009 senesini niye ısrarla vurguluyorum? Çünkü daha sonra 2011 senesinde Oslo görüşmelerinin basına sızmasıyla birlikte öğrenildi, öğrenildi ki bütün kamuoyu öğrendi ki 2009 senesinde bir taraftan Kandil'le görüşmeler yapılmış yapılıyormuş 2009 senesinde öbür taraftan da AKP hükümeti açıklıyor kamuoyuna Kürt bileşimini açıklıyor aslında çözüm süreci görüşmeleri 2009'da start, start verilmiş öncesinde ne kadar kimle görüşüldü bilinmiyor Oslo görüşmelerinde ne var? Başbakanı temsilen orada biri var. Başbakanlıktan müsteşar yardımcısı o zaman Hakan Fidan, MİT müsteşarı değil o zaman başbakanlıkta müsteşar yardımcısı. Daha önce TOKİ'nin başındaydı. Beşir Atalay tarafından başbakanlığa getirildi. Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı iken de Oslo görüşmelerine Beşir Atalay tarafından gönderildi Erdoğan'ın izniyle. E, Hakan Fidan zaten o görüşmede, Oslo görüşmelerinde Erdoğan'ı temsilen orada oturduğunu söylüyordu. Kim vardı bir de? devlet adına birilerinin daha olması gerekiyor. Hükümet adına Hakan Fidan orada. Devlet adına da teşek eden biri yok. Devlet adına MIT var. MIT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş var. Karşı taraftan da işte Zübeyir Aydar gibi, Sabri Ok gibi örgütle zaten Avrupa'daki bütün temaslarını sağlayan o dönemin KCK yönetiminin o yürütme kurulunda olan insanlar var ve görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler daha sonra Dicle Haber Ajansı yayınladı görüşmeleri, basına sızdı. Dicle Haber Ajansı daha sonra hacklendiğini ve şifrelerinin birileri tarafından ele geçirildiğini, bir kumpas kurulduğunu ve kendi üzerlerinden bu bilgilerin yayınlandığını söyledi. O da devletin arka perdesinin işlerinden biriydi. Birileri çözüm süreci devam ettikçe önüne engel olmak için frenler koyuyordu ve bu fren mekanizmaları nasıl işliyordu ve Pervin Bulda'nın anlatmak istemediği ve ileride anlatırım dediği şeyler neler ve ben onları bugün mü değiniyorum şimdi mi anlatacağım daha önce değinmiş miyim biraz da onlara değineceğiz sürece devam ettirelim 28 Ağustos 2019'a gelindiğinde ekonomist dergisi de ekonomist dergisi çok önemli bir açıklama yaptı ve dedi ki Kürt açılımı cesaret verici bir açılım Burada da Amerika'nın ve İngiltere'nin Kürt açılımı üzerinde desteği olduğu, anlaşılmış oldu. Çözüm süreci önce Kürt açılımı olarak başladı, daha sonra demokratik açılıma dönüştürüldü. Son olarak çözüm süreci adını aldı. 2015 yıllarına gelinceye kadar aşama aşama böyle oldu. 15 Kasım'da yine 2010 tarihinde Erdoğan 2009 tarihinde 15 Kasım 2009 tarihinde Erdoğan çözüm çö, bugünkü daha doğrusu son adını alacak olan çözüm sürecinden önce demokratik atılım, demokratik atılım çözümü süreci demişti. Peki ne oldu? Bir anda Olumlu bir hava eserken hükümet şeye sıcak bakarken, e, açılıma sıcak bakarken, demokratik açılıma sıcak bakarken bir anda başka fraksiyonlar devreye girmeye başladı. Kim girdi devreye? Devletin bizzat kendisi girdi. Devletteki kurumlar girdi. Anayasa mahkemesi girdi. Anayasa mahkemesi e, ki öyle bir şey yaptı ki mesela Erdoğan ile Ahmet Türk... E, 15 Kasım 2009'da görüşme yaptılar ve bu çok önemli bir görüşmeydi. O zaman Demokratik Türkiye Partisi DTP'nin başındaydı Ahmet Türk. Ahmet Türk ile Erdoğan görüşmesi yapıldı 15 Kasım'da ee, ve artık Kürt açılımına doğru önemli adımların atılacağı müjdesi verilmeye başlandı. Toplum acaba barışma mı sağlanacak, tamam bu yol iyi ilerliyoruz derken 11 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi devreye girdi yani neredeyse bir ay bile geçmeden Anayasa Mahkemesi pat diye DTP'yi kapattı. Ahmet Türk'ün ve Aysel Tuğlu'nun da milletvekilliğini düşürdü. Bir tarafta hükümet cenahı, öbür tarafta devlet cenahı birbiriyle karşı mücadele edecek bir durum. Fakat çözülmesi gereken bir Kürt meselesi, bir Kürt sorunu karşılarında duruyordu. aradan Aralık ayında bu olunca herkes bir anda ne oluyoruz, bütün bu görüşmeler bitecek mi derken 10 Ocak 2010 tarihinde yani hep birer aylık arayla çok önemli gelişmeler yaşandı. Bir ay sonra Abdullah Hoca'dan devreye girerek tekrar yeniden çözüm süreci için, kürt açılımı için her şeyin bitmediğini, büyük fırsatların tepildiğini ama her şeyin bitmediğini, daha yeni başladığını henüz işin başında ol olunduğunu böyle yol kazalarının olabileceğini, dolayısıyla da sürecin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ee, bu hükümet tarafından takdirle karşılandı. Hatta Hüseyin Çelik'in şöyle bir açıklaması vardı. Kürt meselesini sorunu biz çözmezsek bu sorun bizi çözecek. Böyle bir açıklama yapmıştı o zaman Hüseyin Çelik. Öcalan'ın bu açıklaması AKP tarafından olumlu karşılandı 10 Ocak'ta ama öyle bir şey oldu ki 15 gün sonra 24 Ocak'ta 14 gün sonra bu defa Diyarbakır Ergani AKP binası Molotov kokteyller bombalandı. Tuhaf bir saldırı yaşandı daha doğrusu ve CHP devreye girdi. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi devreye girdiyse devlet kurumlarıyla o dönem zaten devletin en önemli baskın unsuru olduğu CHP üzerinde devlet yeniden baskı kurmaya başladı. O dönemin devleti devlet kurumlarında kendi içerisinde Avrasya Cekol diye bahsediyorum ya o ekolun güçlü yapıları devreye girdiğinde CHP, MHP bütün bunların hepsi çözüm sürecinin karşısında yer aldılar. Çözüm sürecinin karşısında yer alan o dönemde Erdoğan'la birlikte hareket ediyor olmalarına rağmen bürokratik bir adım daha vardı. O da Gülen hareketinden bazı insanların bürokrasideki isimleri. Bir anda çözüm süreci şöyle bir aşamaya geldi. Sanki bir tarafta hükümet var ve çözüm sürecini yürütmek istiyor. Kandil var. Diğer tarafta da devlet bütün kurumlarıyla bunların karşısında yer almış gibi durdu. Neden böyle diyorum? Çünkü 18 Şubat'ta CHP 2010 tarihinde soru önergesi verdi ve soru önergesinde bir bakanın Beşir Atalay'ı kastederek terör örgütüyle gizli anlaşma yapamaz. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Hatta bu hükümeti devirecek bir şeydir diye gizli görüşme yapamazlar diye ortalığı ayağa kaldırdılar. CHP'nin şimdiki haline çok böyle aldanmamak gerekiyor. Şimdiki hali daha sivil. O dönem çok daha farklıydı ve yine o dönem derin devlet mekanizması içerisindeki önemli figürlerden biri ve CHP'nin vitrininde durduğu için de milletin milletin çoğunluğunun CHP'den kaçmasının, CHP'den nefret etmesinin sebeplerinden biri olan Nur Serter ortaya çıktı. Ve Nur Serter de devletin Habur'da örgüte diz çöktüğünü söyledi. Oysaki Habur meselesi tamamen şöyleydi. 19 Ekim 2009 senesinde yani Nur Serter'in 6 ay sonra yapmış olduğu açıklamadan 6 ay önceki bir olay Öcalan'ın talimatıyla örgüt bir kısmı aşama aşama silah bırakacağız diye başlayan bu süreçte örgütten 34 kişi silah bırakarak işte Habur kapısından içeri girdiler, Türkiye'ye geldiler ve 50 bin kişi karşıladı onları, 50-60 bin kişi. Bu kadar kişinin karşılaması da aslında çözümün bir yere varılabileceği noktasında ümitti. O ümit de boşa çıktı. Nur serterde işte devlet nasıl Habur'da gider, ee, örgütün ayağına bir terör örgütünün ayağına diye çıkış yaptı. Aynı dönemde Bahçeli 24 Mart'ta yani Nur Sertel Şubat'ta Mart'ta Bahçeli çıktı konuştu ve çözüm süreci için bir tuzaktır dedi. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kimse de bu tuzağa düşmemelidir dedi. Sonra ne oldu? O mekanizma devreye giren mekanizma 12 Nisan'da Ahmet Türk'e saldırı yaşandı. Samsun'da hatırlayın Ahmet Türk yargılanırken e, saldırıya uğramıştı ve burnu kırılmıştı. Bir bu bu mekanizmalar bir anda birbirleriyle kavga ederken ve sonuç alınamaz noktaya doğru ilerlerken bir şey daha oldu. Milliyet gazetesi, mille, Milliyet gazetesi de sürekli sanki bu çözüm süreciyle ilgili alt, alt perdedeki şeyleri kamuoyuna aktararak oyun bozar vaziyette hareket etmeye başlıyordu kendince ve o zaman haberler çıkmaya başladı. Duran Kalkan'ın bir haberi çıktı ve Duran Kalkan genel af ilan edilse dahi hiçbir şekilde silahı bırakmayacaklarını ilan etmiş oluyordu. Şimdi bir taraftan bütün bunlar üst üste devam ederken, alt tarafta devam ederken ne oluyordu? Görüşmeler devam ederken fakat bu görüşmelerle beraber örgütte silahlı çatışmasını devam ettiriyordu. Yani örgüt bırakmış değildi, savaş devam ediyordu, çatışma devam ediyordu. Her gün diğerlerden ölüm haberleri geliyordu çok önemli bunların çok önemli böyle toplumu tahrik edecek olan boyuta çıktı dönemler de oluyordu. Tam o dönemde çözüm sürecini yürüten Beşir Atalay KCK operasyonlarının emrini veriyordu. Yani bir taraftan çözüm süreci yürütüyordu öbür taraftan da birbirlerine karşı ellerini güçlendirme adına iki tarafta operasyon yapmaya devam ediyordu. Beşir Atalay KCK operasyonlarını başlattı aynı Beşir Atalay. Fakat Beşir Atalay aynı şekilde kendisi sanki bu işin içerisinde yokmuş gibi, perde arkasındaymış gibi bürokratları öne sürdü. Hükümetin uygulamış olduğu politikaları bürokraside önlerine konan yol haritasını bürokrasi harfiyen takip etmeye başladı. Kacak operasyonları yapıldı. Bu kacak operasyonları yapılırken hükümet kendisinin her zaman için elini yıkayıp temizlemeyi çok seviyor, çok başarıyor. Gülen bürokrasisine, Gülen cemaatine, hareketine yakın olan bürokrasideki bazı isimleri hükümetin yol haritası olarak tepe tepe kullandı. Nereden anladık biz bunu daha sonra? O aşamada Gülen bürokrasi o devlet bürokrasisinde Gülenci ya da işte Gülen hareketine yakın insanlar çıkıp istifa ettiler mi? Hayır. Onlar da karşıydılar bir şekilde çözüm sürecine. Neden karşıydılar? Herkesin karşı olma sebepleri vardı. Derin devlet mekanizmasının çözüm sürecine karşı olmasının nedeni zaten ilelebet bu savaşın sürmesini istemesidir. Neden istiyor? Çünkü terör faaliyetleri üzerinden ülkeyi dizayn etmek ve hakimiyetlerini bu dizayn üzerinde tesis etmek bunların en önemli e, olgusudur bugüne kadar elde ettikleri. E, Gülenci bürokrasinin bir kısmı neden karşıydı? O da çok ilginç. Neden Gülenci bürokrasinin bir kısmı diyorum? Çünkü Gülenci bürokrasisinin Gülen hareketine mensup ya da yakın olan insanların devletçilik ve milliyetçilik kafası onlarda da şöyle işliyordu. Çözüm süreci aslında ülkeyi bölme sürecidir. İşte Türkiye Türkiye ikiden ikiye bölünecek. Bunlar idare edemezler. Erdoğan mı yapacak bu işleri? Ee, başka bir oyun dönüyor burada. Yarın özelliklik denir, öbür gün devlet denir. Türkiye bölünüyor, Türkiye bölünüyor korkusuyla, hayaliyle o milliyetçilik ve devletçilik refleksleriyle kendi hükümetin kendi önlerine koymuş olduğu perde arkasındaki bürokratik operasyonları tamamıyla yaptılar. Yerine getirdiler. Ne denirse emir kolu gibi yaptılar. Yapmazlar mıydı, yapamazlar mıydı? Hükümet ne derse yapmak zorundalar. Peki yapmasa ne olur? İstifa ederler. Ettiler mi? Etmediler. Dolayısıyla istifa etmedikleri için hükümetin o dönemde vermiş oldukları emirlerin tamamını yerine getirdikleri için o emir illegalse illegal iş yapmış oldular legal ise legal iş yaptılar sonra kendileri açıkladılar Ali Fuat Yılmazer gibi işte daha sonra paralel yapının e, temsilcisi diye tutuklanıp hapse atılan Ali Fuat Yılmazer hapse atılmadan önce kendisi ekranlardan bunu açık ve net bir şekilde söyledi dedi ki biz başbakanın ve Beşir Atalay'ın bizim önümüze koymuş olduğu bütün perspektif neyse e, o emirler doğrultusunda hareket ettik KCK operasyonlarını başlatan da Beşir Atalay'dı fakat piyasadan siyasetçi olarak bizim üzerimize atıyorlardı. Hep başkalarına işaret ediyorlardı. Biz de o zaman bu işler devlet işleridir diyerek devletten yana tavır sergileyerek bunları devam ettiriyorduk. Minvalide açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla çözüm süreci bir anda birçok cenahın birbiriyle iç içe girmiş olduğu kavgalarına dönüştü. O arada bir olay daha yaşandı bu ses kayıtları yayınlandıktan sonra Oslo'ya yönelik ve Kacak'a operasyonları sürdükten sonra bir şey daha yaptılar. O da e, Hakan Fidan savcı, savcı, bir savcı tarafından e, ifadeye çağrıldı. Sadece Hakan Fidan değil, MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve MİT'te iki ayrı sorumlu daha görüşmeye çağrıldılar. Bunlar görüşmeye gözaltına alınacaklar, ifadeleri alınacaktı. Daha doğrusu gözaltına değil, ifade verilmesi için çağrıldılar. İfade verilmesi için çağrılı çağrılmaz Hakan Fidan Abdullah Gül'ün yanına gitti. Orada görüşmeler yaşandı Cumhurbaşkanlığında ve Tayyip Erdoğan'da hemen direkt bir kanun çıkardı. Çok önemli bir kanun da o kanun. O kanunla birlikte Türkiye'nin aslında yüzü değişti. MIT kanunu artık MIT'te çalışanlara, MIT müsteşarına hükümetin izni olamadan hiç kimse dokunamayacaktı. MIT'e inanmaz derecede bir dokunulmazlık sağlandı. Yani Hakan Fidan'ı şeye çağıranlar salaklıklarından mı çağırdılar bilmiyorum. Çünkü ben bir savcı olsam görevim mit müsteşarını çağırmak olsa bile 5000 defa düşünürüm. Ya derim ki yani mit müsteşarını ifadeye çağırmak bir de telefonla yani bunun bunun varacağı sonuç başka bir şey olur. Zaten çağıramazsınız, gözaltına alamazsınız. Zaten medyada hemen Hakan Fidan'ı tutuklamak istiyorlar bunlar diye bir haber yayıldı. Oysa ki hala dosyada da öyle bir şey yoktu. Bunun üzerine hemen MİT müsteşarı koruma altına alındı. Aslında 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarının e, şeye çağrılması, ifadeye çağrılması aynen 15 Temmuz tertibi gibi Allah'ın bir lütfu oldu ve o lütufla MİT kanunu tamamen değiştirildi. Yani e, sanki değiştirilsin diye çağrılmış gibi bir durum ortaya çıktı. Öyle mi oldu bilmiyorum. Ortaya çıkan sonucu söylüyorum. Bütün bunlar böyle bu şekilde kavgalı dövüşlü ilerlerken önemli noktalarda önemli hataların yapıldığı o çözüm sürecinde herkes bir şey anlatırken bir noktadan sonra işin yürümeyeceği, etmeyeceği çok net bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyordu aslında. Daha sonra bu operasyonlar, KCK operasyonların tamamı tahliye edildi. Fakat o tahliye sürecinde 2-3 senelik süreçte hep kavgalar sürdü. Yani bir taraftan örgütün eylemleri oluyordu bir taraftan operasyonlar oluyordu. Bölgede görüşmeler devam ettikçe ne vaat edildi ne oldu neyi fark ettim ben. KCK operasyonlarından önce KCK'nın bölgede öz, özerk yönetim ve diğer hususlarla ilgili istediği diğer hususlarla ilgili bazı çalışmalar yapınca ortaya şöyle bir tablo çıktı. İşte ben bugün şeffaf olmayan ve o gün çözüm sürecinde hiçbir şeffaflık, şeffaflık olmadığı için de Çözümsüzlüğün devam edeceğini belirtmiştim ee, sevgili arkadaşlar. Aralık 2014 tarihinde çözüm sürecinde şeffaflık olmadığı sürece çözümsüzlük devam edecek demiştim. Şeffaf değildi, konuşmaların hiçbiri kamuoyuna açıklanmıyordu, genelde gizleniyordu. Bugün Pervin Bulda'nın açıklamak istemediği gibi. Peki neydi verilen sözler ve mütabakat metninde neler vardı? Ve neden şeffaf yürümediği için bu tavır oldu, bunlar ortaya çıktı. Onlara değineceğim şimdi ve açıklamış olacağım. E, çözüm sürecinde verilen sözler ve üzerinde anlaşılan mütabakat metni kamuoyuna sızarsa AKP milliyetçi oyların tamamını kaybedecek. 2015 senesinde çözüm süreci sözüm ona devam ederken yazmış olduğum tespitler bunlar, yazmış olduğum yazılar bunlar. Ve bir diğer şey 3-5 gün içerisinde devletin zirvesi öyle savaş naraları atar ki herkes küçük dilini yutar. Çözüm sürecinde kontrol kaybedildi. Mart 2015'te bunu söylemişim ben. Daha henüz çözüm süreci devam ediyor. İşte Hakikat Komisyonu kurulacak. Bu komisyonla çözüm süreci nihayete erecek gibi şeyler devam ederken yazmış olduğum şeyler bunlar. Ve Pervin Bulda'nın açıklamadığı ve açıklarsa yer yerinden oynayacağını zannettiği, oynar mı oynamaz mı şimdi ona da değineceğim, konu tam da bu. MIT aracılığıyla Öcalan'a verilen af, özellik, öz savunma gücü sözleri mecburen askıya alınacak, bunlar da olmadan barış olmaz. Verilen vaatler bunlar. Pervin Bulda'nın açıklarsak yer yerinden oynar ya da zamanı ve yeri geldiğinde açıklayacağız verilen sözleri dediği sözler üç başlık altında toplanabilir. Öcalan'a af verilecekti ki bunu zaten kendileri de o dönemde e, çok iyi biliyorlardı konuşmalarında. Bunu zaman zaman dillendiriyorlardı ve ben bunu 2015 senesinde yazdım arkadaşlar. Bir de 2014 senesinde yazmış olduğum bir şey var ona da değineyim. E, çözüm sürecinde tek sorun Askerin özellik ve Öcalan'ın serbest kalmasına ikna edilmemiş olması. Yoksa kamuoyu kimsenin umurunda değil. Ve çözüm sürecinin en önemli noktalarından bir tanesi buydu. Ee, özellik konusu ve Öcalan'ın serbest kalması konusu bir de öz savunma gücü. Onlar ne anlama geliyor o maddeleri de söyleyeceğim. Bunlar açıklanırken bu süreç devam ederken bakın size... 2009'dan itibaren başladım anlatmaya. Ta 2015, 2014'e kadar gelinen yerde 5 yıl boyunca TSK hiçbir şekilde sürecin içerisine dahil edilmemiş, edilmedi. Ve Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel 2014 senesinde bir açıklama yaptı ve dedi ki açıklamasında eğer işte Türkiye'nin faydasına olabilecekse çözüm süreci devam edilmeli o sürece ve o süreç devam ediyorsa hayrına ise ülkenin elbette ki elimizden geleni yaparız. Ama devletin kırmızı çizgileri var. O kırmızı çizgiler söz konusu olursa orada da gerekeni yaparız dedi. Devletin kırmızı çizgileri nelerdi? 2013 senesinde çok önemli hadiseler yaşandı. Çözüm süreci öyle bir noktaya geldi ki mesela 2012 senesinde hükümet Gülenci Broka Gülen hareketine yakın bürokrasiden bazılarını sopa gibi kullanırken 2013 senesinde yani 6-7 ay sonra bir olay yaşandı. <laughs> o da şu oldu. Herkes çözüm sürecinde mutabık oldu. Hatta Fetullah Gülen kendi adamlarını boşa düşürdü. Fetullah Gülen bir açıklama yaptı. Ne zaman yaptı o açıklamayı? Hakan Fidan e, şeye gidince. Hakan Fidan Öcalan'ın Aralık 2012'de Hakan Fidan İmralı'ya Öcalan'la görüşmeye gitti. Hakan Fidan Aralık 2012'de İmralı'ya gittikten sonra kısa bir süre sonra yaklaşık bir ay sonra olabilir. Fethullah Gülen de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki işte milli ve manevi değerler falan bunlar gözetmek kaydıyla sulh için her şey yapılabilir. Hayırda sulh sulhta hayır vardır. Gerekirse el etek bile öpülebilir. Barış için. Bu açıklamayı Gülenci bürokrasideki bazı isimler de tahminim o ki beklemiyorlardı. Kafalar Türkçü ve İslamcı gibi çalışıyordu bazılarının ve bir boşa düşmüşlük oldu ve hükümetin eli çok kuvvetlendi. İkincisi Tusiad bir açıklama yaptı. Yine hükümetin eli çok kuvvetlendi. Çünkü çözüm sürecinden yana bir açıklama yaptı. Tam o sırada askerin kıvama getirilmesi gerekirken askerden ilginç bir açıklama geldi. Dediler ki biz yol haritasından hiçbir şekilde haberdar değiliz ve askerin haberinin olmaması meselesi de çözüm sürecindeki bu meseleydi. Askerin özellik meselesi, Öcalan'ın serbest bırakılması, öz yönetim gücünün kurulmasına karşı gelmesi durumu söz konusuydu. 2014 senesi ve arkadaşlar 2014 senesinde yazmış olduğum bir yazıdan ben hani bunları şimdi mi açıklıyorum? 2021 senesinde açıklaması kolay. Hayır ben çözüm sürecinde neler olduğunu, ne bittiğini, ne ettiğini 2014 yılında detaylı bir şekilde anlattım ve neden başarıya ulaşamayacağını, çözüm sürecinin bitirileceğini de yazmış oldum. Ve o yazıdan birini çok zamanınızı almadan hızlı bir şekilde yine okuyacağım arkadaşlar. AKP ile İmralı arasında çözüm süreci kapsamında bazı konularda mutabık kalındığı yapıl, yapılan açıklamalar sonrası netleşti. Üzerinde anlaşılan mütabakat metnin içeriği bilinmese de açıklanacağında hükümeti zor duruma düşüreceği görülüyor. Zira HDP isteklerimiz yerine gelmezse bize veren, verilen sözleri açıklarız diye AKP'yi hem tehdit ediyor hem de bu tehditin karşılığını alıyor. O dönemde de Pervin Bulda'nın bugün konuştuğu gibi konuşuyorlardı. Müzakere metninde ön plana çıkan ve kulislerde konuşulan 3 önemli madde var. Sevgili arkadaşlar, işte bu 3 önemli madde e, Pervin Bulda'nın yeri gelirse açıklarız dediği maddelerdir. Ve bunların alt bentleri var tabii ki. Bir, Öcalan'ın Öcalan da affedilmesini kapsayan genel af. Bunun alt maddesinde şu vardı. O tarihe kadar örgüte katılmış olanlar, edenler falanlar filanlar tamamının affedilmesi, eğer eylemlere katılmış olanlar varsa da onların e, sorgulandıktan sonra affedilmesi genel af kapsamında değerlendiriliyordu. İki, Özellikle benzer şekilde yerel yönetimin güçlendirilmesi. Sonradan da konfeder yerel yönetime eyalete dönüşmesi vardı Altbend'inde bunun. E, bu söz verilmişti. Eyalet olarak ele alınacaktı. 3. Öz savunma birliği oluşturmak için yıllardır çalışma yapan KCK'ya alanın terk edilmesi. İşte bu ne anlama geliyor? Bu öz savunma birliği aslında Pervin Buldan'ın tehditlerinden biri ve en önemli konulardan biri bu. Yani orada kendi polis ve kendi asker gücünü oluşturacaklardı. Ve e, normalde merkeze bağlı olan polisler ve askerler bölgeden çekilecekti. Öz savunma gücü oluşturulacaktı. Yani örgüt mensupları ineceklerdi. Eyalet olacaktı. Örgüt mensuplarından daha önce daha da çatışmış olan ve uzmanlıklara çatışma olan savaş olanlardan bir kısmı orada asker, polis olacaktı o eyaletin bunlara söz verilmişti. Bu konularda hükümet Kürt siyasi hareketine güvence vermişse bunu açıklamamasının temel nedeni kamuoyunun tepkisi değil, askerin ne tepki vereceğini kestirememesidir. Son MGK toplantısından sızan bilgiler bu tezi doğrular mahiyette. Askerin bölgeyle ilgili istihbarat raporlarını ısrarla masaya yatırması ve hükümetin aksine kanaat belirtmesi, çözüm sürecinde AKP kadrolarıyla aynı çizgide durmadığının göstergesidir. Yolsuzluklar çok fazla gündemde kalır ve dört bakan Yüce Divan'a gönderilmezse, İmralı'yla varılan mütevakatın bizzat hükümet cenahından gündemi değiştirmek, HDP'nin ikide bir kullandığı şantaj kozunu elinden almak ve tepkiyi ölçmek için basına sızdırma ihtimali yüksek kamuoyunda ve özellikle medya tartışmaya açılacak müzakere metninde halkın ve daha önemlisi askeri nabzı ölçülmüş olacak. Çok fazla tepki olmazsa müzakere olgunlaşıp anlaşma yasalaştırılacak. Aşırı tepki olması halinde önce inkara gidilip sonra revizyona, madde, revizyonla maddeler değiştirilebilecek. Vaziyet böylece olgunlaşmış olacak. Bu durumda Öcalan'ın affedilmesi ve özelliklikten öte Polis ve askerin kademeli olarak bölgeden çekilme kararı tepkilerin şiddetini belirler. KCK bölgede asayiş timleri, intikam birimi ve öz savunma birlikleri kuruyor. Bunlar polisin yetki ve etki alanında faaliyet yürütüyor. İddialara göre Ankara KCK'nın asayiş birimlerine asker ve polisin müdahale etmesini istemediği gibi yaşanan her türlü hukuksuzluk e, hukuksuz eylemlerin kapatılmasını istiyor. Bunu da o dönem yine MHP, CHP ve Gülen Hareketi medyası iddia ediyorlardı bu iddiayı. Medyadan öyle okunuyordu o dönem. Bölgede kaldığım ve araştırma yaptığım yakın zamanda KCK'nın hem askeri hem de adli yapılanmasının bizzat şahit, şahidi olmuştum. PKK'nın silahlı baskısı çözüm sürecinde, sürecinde KCK'nın aktif çalışmasıyla özellikle gençler üzerinde yerini sempatiye bırakmış durumda. Tabandaki sempati KCK'nın askeri, adli, mali yapılanmasını kolaylaştırdığı gibi KCK'ya sempatisi olmayanları da yapıya uymak zorunda bırakıyor. Vergi talep eden iş adamları, vali ve emniyet müdürleriyle görüşünce onlara çözüm sürecine zarar verecek adımlar atmayın deniyor. Kamu düzeni dahil devlet mekanizmasının birçok işlevi kademeli olarak KCK'ya bırakılmış durumda ve KCK'nın en güçlü KCK'da en güçlü dönemini yaşıyor. Şartlar KCK lehine oluşmamışken sızdırılacak ya da bilinçli şekilde açıklanacak müzakere metni kimde ne tepki oluşturursa oluştursun Kürt siyasi hareketine göre istenilenler çoktan elde edildi ve sürecin kazananları kendileri. Şimdi bu dönem o dönem bu bu tespitlerimi yazmıştım. Ve bu yazdığım şeylerden de çıkarmış olduğum sonuçlar vardı. KCK tamamen tahlil edilmeye başlanmıştı artık bir noktaya gelmişti. Neden? Çünkü 17-25 Aralık dosyaları vardı ve Erdoğan 17-25 Aralıktan sonra Kürtlerin de desteğine ihtiyacı vardı. Ve hatırlayın Öcalan Erdoğan ne dediyse aslında 17-25 Aralık'la aynı şeyleri söyledi. Dedi ki bu çözüm sürecini de bitirmeye yönelik, Erdoğan'ı indirmeye yönelik, Erdoğan'a yönelik bir harekettir dedi. Hükümeti devirmeye yönelik bir harekettir dedi. O da kendi penceresinden olaya bakarak bu çözüm sürecini de bitirmeye yönelik bir adımdır dedi. Gezi sürecinde çok ciddi anlamda Kürt siyasi hareketi Gezi eylemlerinin içerisinde kısmen bulunsa da ciddi bir destek, gür bir sesle destek veremedi. Çünkü her defasında çözüm süreci nihayete erecek. Erdoğan'ın dediği o vaat ettiği şeyler gerçekleşecek. Bu e, özellik elde edilecek. Öz savunma birlikleri kurulacak. Öcalan çıkacak, affedilecek ve dolayısıyla da o zaman gelene kadar da konjektürel davranmakta hiçbir beyis yoktur dendi. Erdoğan karşısında Gülen hareketi konjektürel davrandı, kaybetti. Kürt siyasi hareketi HDP bileşenleri konjektürel davrandı, kaybetti. Avrasyacılar konjektürel davrandı. Hele şu Gülencileri temizleyelim. Sıra diğerine Erdoğan'a geldiler dedi. Şimdi onlar kaybettiler. Her kim ki Erdoğan karşısında konjöktürel davrandı, kaybetti ve ben o dönem bağıra bağıra diyordum ki eğer arkadaşlar şunu göstereyim 3-5 gün içinde devletin zirvesi öyle savaş naraları atar ki herkes küçük dilini yutar, çözüm sürecinde kontrol kaybedildi. Onlar biz kazandık diye hesaplar yaparken HDP, İmralı, Kandil, kazandık ediyoruz ediyoruz işte belki belli bir noktaya geldi çözüm derken bakmayın inanmayın savaş naraları atılacak diyordum ve sebebini de şunu da 2017 senesinde zaten yazmıştım tekrardan sırrı süreyi önder barış sürecindeki en önemli eksikliğimiz barış talebini toplumsallaştıramadık. Şeffaf yürümeyen hiçbir sü süreç toplumsallaşamaz. Çözüm sürecinde devletle yapılan görüşmeler ulu orta konuşulmaz ciddi işler bunlar mantığıyla hareket edilip şeffaflıktan kaçınıldı. Bu tavır müesses nizamın yani devletin arayıp da bulamadığı bir tavırdı. Süreç Erdoğan'a zaman kazandırdı ve işte o günden güne de elini güçlendirdi. Son nokta henüz çözüm süreci noktalanmadan bir noktadan sonra asker Öcalan'ı bırakıp özellik verip öz savunma gücü mü kurduracaksınız diyecekti bunlar da yok canım diyecekti. Öyle de oldu. Böyle olacaktı zaten. Böyle gidecekti zaten. Bunlar olmadan zaten çözüm süreci olmayacaktı. Pervin Buldan'ın açıklayacağı şeyler de bunlar. Pervin Buldan bugün açıklarsa ne olur? Pervin Buldan biliyor ki bugün bunları açıklarsa hiçbir şey değişmez. O zaman açıklanacaktı, şeffaf yürütülecekti, tartışılacaktı. Bunlar hepsi bile bile lades oldular. O dönem kapandı, bitti, gitti. O yüzden de beylik laflarla bugün kürsüden işte açıklarsak öyle olur, açıklarsak böyle olur. Aziz Yıldırım vardı ya Fenerbahçe'nin başkanı. Bir dönem hep öyle konuşurdu. Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Oynamaz. Zamanında açıklarsanız yer yerinden oynar. Bir de neyi bekliyorsunuz? Genel başkanlarınız, eş başkanlarınızın ikisi hapiste, milletvekilleriniz hapiste. Çözüm sürecinde masaya oturulmuş herkes hapiste, binlerce teşkilatınızın sorumlusu hapiste, hapiste de hapiste. Yeri ve zamana gelince açıklayacakmış. Neyi açıklayacaksın yeri ve zamanı gelince? Bu saatten sonra da çözüm süreci nasıl yürür, nasıl neticelenir? İki kelam etmiş olayım, bitireyim çünkü yayın çok uzadı, ben de çok hızlı konuştum böyle çok uzamasın diye. Çözüm sürecinin muhatabı bu şu saat itibariyle ne İmralı'dır ne HDP'dir. Çözüm sürecinin tek muhatabı Kandil'dir. Kandil'dir, yürütme kuruludur. Diyeceksiniz ki Kandil nasıl Öcalan değil? Öcalan'la konuşsalar bir şey değişmez mi? Kandil'in yürütme kurulu konseyi izlemiş olduğu politikalar, siyaset her neyse, Öcalan ona uygun açıklamalar yaparsa Kandil ona uyar. Bugün Öcalan çıksın, yarın büyük bir puntoyla metin yollasın ve bütün kamuoyuna o metni bütün kanallar okusun. Desin ki örgüte Öcalan Kandil'e silahları bırakın, her şeyi bırakın, işte Rojova'ya çekilin ya da başka bir şeye çekilin. Örgüt bunu kabul etmez. Örgütün kafasına göre siyaset anlayışına da uymaz. Çünkü örgüte göre liderlik, önderlik esaret altındadır. Esaret altında olduğu için de böyle açıklamalar yapması son derece normaldir politiktir, siyasettir diye bakarlar. Ve bu politikadan herkes halk öyle anlıyor olabilir. Ama biz öyle anlamıyoruz. Örgütün dili başka işler derler. Ve kendi yürütme kurulunda almış oldukları kararları aynen uygulamaya devam ederler. Artık çözüm sürecinde HDP, Selahattin Demirtaş, diğer bileşenler gibi Öcalan da çözüm sürecinde önemli bir avantaj olmak yani barış adına önemli bir avantaj olma adına değerini kaybetmiş durumda. Öyle bir noktaya geldi. Artık Kandil'le anlaşılacak, onlarla konuşulacak. Artık Murat Karayılan'la, Duran Kalkan'la, Cemil Bayık'la ve onların işte kurmuş oldukları yürütme kuruluyla tepeden aşağı kim varsa onlarla oturulacak, onlarla görüşecek, onlarla anlaşılacak. Barış ancak onlarla konuşularak olur. Onları buluruz, getiririz, bin parça böleriz, bilmem ne yaparız falan da filan da olmaz öyle efe efe laflarla onlarla böyle devam ederse 50 sene daha devam eder. 50 bin kişi öldü. 50 bin kişi daha ölür. Allah korusun. Durum bu. Vaziyet bu. Ferbin da açıklayacağı şeyler bunlar. Buyurun ben size açıkladım. Bunu niye daha önce açıklamadınız Sait Bey? İşte paylaştım sizinle gördüğünüz gibi 2014 senesinde paylaştım. Kamuoyuna bütün bunları anlattım. İstenen bu. Buna karşı askerin tavrı bu. Buna karşı devletin tavrı bu. Buna dikkat edin dedim. 2014'te kim bilsin beni, kim taksın beni. Ya da niye taksın? 2011'de değil mi? 2021'de niye taksın? İşte bu. Olay bu. Vaziyet bu. Evet sevgili arkadaşlar. Pervin Bulda'nın öyle hani şeyine bakmayın. Öyle açıklarım, yer yerinde oynar, zamanı gelince açıklarız falan filan. O ifadelerine de bakmayın. Açıklayamaz. Niye açıklayamaz bu netlikte açıklayamaz? Zaten Kandilli istemez, zaten İmralı istemez. Zaten bir sonraki safhada biz yine bu devletle oturup konuşabiliriz. Devletle bugün görüşmeleri açıklarsan yarın devlet bizi muhatap almaz mantığıyla hareket ederler. Onlar da kendi içerisinde bir mantığa büründürmüşler işi. Bu şekilde kimse açıklamadan, hiç kimse şeffaf olmadan yürüyor. Türkiye'de de böyle zaten birçok şey. Tarafların bir türlü açıklamadığı şeylerle ilerleyip gidiyor. Gerçi herkes her şeyi açıklasa o zaman bizim elimizde iş kalmaz. Gazetecilik yapamayız. Araştıralım, bulalım, edelim, biz açıklayalım. Biz de sizinle böyle paylaşmış olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.